Evet arkadaşlar, hepinize bir Bali akşamından merhabalar. Yarın 11 Mart Niyepi günü, yani Hinduların yılbaşısı, kendilerini eve kapatıp dua edecekler. Ama işin aslı, o gün dünya cinler, periler ve bin umum şeyler inecek. Ve o yüzden insanlar kendini eve kapatacak. Eve kapattığı için de dua edecek. İşin esas olayı şey, o gün cinler, periler, ne kadar ruhani şeyler varsa dünyaya gelecekmiş. İşte turistler de dahil, herkes kendini eve kapatacak. Odanın lambasını dahi açamayacak, dışarı çıkamayacak. Hastane, polis, her yer, havalimanı bile kapalı oluyor. Sokaklarda sadece tapınaktan görevli şeyler oluyor. Bekçiler oluyor. Dışarıya çıkan oldu mu onları uyarmak için. Dışarıya çıkış yasak, internet kesilecek, havalimanı kapalı olacak. Yani varın siz düşünün artık gerisini. Yarın Niyepi günü, bugün kendileri hazırladıkları oldukları canavarları sokağa çıkarıp gezdiriyorlar. İşte ürsünler, canavarlar gelmesin dünya falan. Değişik bir gösteri. Şimdi size göstereceğim. Hava gayet kötü ama ona rağmen insanlar akın ediyor. Her mahallede, her caddede var aynı gösteriler. Size şimdi etrafı göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi yolun karşısına geçip göstereceğim size. Bayağı bir insan var. Rüzgar var, fırtına var tabiri caizse, ama ona rağmen insanlar akın ediyor halen. Şimdi karşı tarafa geçip göstereceğim size. Trafik dursa tabi, izin verse bize. Seyyar satıcılar da hemen yerini almış. Görüyorsunuz duvarların dibine çömmüş insanlar. Canavarları size yakından göstereyim. Her mahalle kendi canavarını hazırlamış. Şöyle göstereyim size olan yeri, doğru gidiyorum canavarın olduğu yer. Mahalle mahalle gezdiriyorlar. Ana merkez bura, buradan geçecekler. İnsanlar merakla bekliyor. Şu an canavar yok burada. Gelişini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz bilmiyorum. İlk geliyor. Daha doğrusu gidiyor. Biraz ters yönden gittiler galiba. Ya da gelecek mi bu tarafa, onu da bilmiyorum. Herhalde ileriden dönüp gelecek diye düşünüyorum şahsen ben. Galiba dostlar gidip şöyle göbeği dönüp ileriden dönüp gelecekler. Şu an peş peşe gelmeye başladılar. Domuza benziyor. Ağzı şöyle göstereyim. Bildiğin domuz. Evet, ikinci pembukaan atur piuning saking prawarta kekarya sambrama wacana saking bapak perbekal desa Dauh Purikau sepisanan mungkah acara parado ogoh-ogoh sedesa Dauh Purikau warsa kalih tali patlikur salantarnyane parado ngawit kalar penginep ngelantur antuk meningayang sane ngemulehan jayan Semedon LPM perangkat desa berikut alur pelaksana kegiatan panitia pelaksana kegiatan parado gogoh ring rahana mangkin
lokas ini sangat terkesan di tiang puniki pemilik Paradogo Gorino Rahino Makadi Mangkin yang puniko suko truno Satuiko Banjar Jemadang suko truno Putro Yaso Banjar Pengiasan suko truno Iki lurus sebetulnya saking jembatan lurus ngeranjing dukun lurus. Oh ini bagus ya. Inggih sempat tadi di acara sami laturan di kang malih tadi sopo nika nggih. Ya bene mau balik kan iki. Mau parkir ini dong. Lili aja jojo kada mengusul-usul tuh pertama bilang gitu. Menjadi Durga Campur atau Rangdo. Sri Aji Pengukuhan tak mampu menandingin Bawi Sringgi. Dalam wujud tersebut kemudian lari, Bawi Sringgi yang sudah berwujud Rangdo memanggil saudaranya yang bernama Guduk Pasu agar ikut bersamanya untuk menghancurkan kerajaan Medang Kemulan. Namun pada saat sampai di Medang Kemulan, mereka melihat masyarakat Medang Kemulan yang taat melaksanakan yatnya. Kemarahan Bawi Srenggi dan Geruduk Pasu mereda setelah melihat hal tersebut, lalu mengurungkan niat untuk menghancurkan Medang Kemulan. Sebelum pergi, Bawi Srenggi mengatakan sebuah kutukan. Bila ada di suatu tempat muncul serangga atau ulat,
lulut itulah sebagai tanda kedatangan Bawi Srenggi dan Guduk Paksu. Maka sehingga sekarang di Bali bila ditemui serangga atau ulat lulut tersebut, diadakan upacara pecaruan. Inilah penampilan nomor 2. Ya, dulu kalau di Bali itu enggak ada listrik. Ewa obo. Apa paksu apa? Ya, pas saudaranya Bawi Srenggi ini. Kalau tinggal kagum Bawi, Bawi kan enggak punya. Ini ulas. Bagawan Kasiapa. Bagawan ini memiliki dua istri, yaitu Sang Kadru dan Sang Winata. Setelah sekian lama menikah, kedua istri Bagawan Kasiapa tidak memiliki seorang anak. Akhirnya Kasiapa memberikan 1000 telur kepada Sang Kadru dan 2 telur untuk Winata. Tak lama kemudian telur Sang Kadru menetas menjadi 1000 naga, sementara 2 telur Winata tak kunjung menetas. Merasa malu, Winata akhirnya memecahkan 1 telur tersebut. Keluarlah seekor burung kecil yang sebelum berbentuk cacat dan tidak berkaki. Media, Sunio, Sunio, Tor.
Yang